Selam dostlar. Metin Ekuru bir sıfırdan sonra serimizin bu kaçıncı oldu bilmiyorum. 5 olması lazım. 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Son videoda hatırlarsanız at görevini yapmıştık. Şimdi yeni atımızı alacağız. At resmini almak istiyorum. Satın al ve aldık. 100K karşılığında alıyorsunuz bu atı. Artık sınırsız atınız oluyor. İstediğiniz her zaman kullanabiliyorsunuz. Gelsene oğlum. Bakalım. Gel oğlum. Tabii başlangıçta atı çağırmak çok zor. Bunun için at evcilleştirmeyi birazcık ilerletmeniz lazım derken geldi. Şunun karizmaya bakar mısınız ya? Ne kadar üstünden vuramasak da artık bir atımız var. İstediğimiz her an bizimle. Atımızın levelini de arttırmak çok önemli. Buradan görevi aldık. Bizi nereye götürüyor? Haritanın en sağ üstüne götürüyor galiba. İlk bölgeye de geldik. Bakalım hedef işaretlendi. Şuradan da seyise dön yazması gerekiyor bize. Evet, sonunda geçti. Bir 5. denememde falan geçti. Bu görevler niye bu kadar zorlaştı anlamış değilim. Sanki eskiden daha kolay geçiyordu bu at görevi. Ama olsun, önemli olan geçmesi. Artı 6 kale kaskı mı? Bunu hemen hızlayayım ben. 41 levelin kaskı. Kaç defans? 49. Bizimki kaç? 29. Yani çok da şey değilmiş ama tutalım, kullanırız belki. Şöyle pazar karakterimi de size göstereyim. Bütün zırhları sattık. Sadece bir tane artı 9 zinkan kaldı elimizde. Zinyankların piyasası da 50 yen falan. Yani gitmiyor. Biraz ucuz diğerlerine göre. Ninjalar bir ona, savaşçılar bir ona falan gidiyor da yinganga 50 yen. Ama olsun, diğer hepsini sattık ve 633 yen para var yani. O kadar rahatım ki şu an. Yani artı basarken bu zırhlara bir anda 0-10'a düşeceğim. İçeriklerim tükenecek diye, böyle batacağım diye çok korkmuştum. Sonradaki parayla beraber 7,5 won paramız var diyebiliriz. Bu 7,5 won'a da bir tane kuşak çözebilirsem, bu videoda bir tane kuşak yapacağım. Ya kendim yapacağım ya hazır bulabilirsem, güzel içime sinecek, hazır alacağım. Size hemen bir sonra da aldığım bir item değişikliğini göstereyim. Şöyle bir alaycı kask aldım. 20 m. Vadide çok takılacağım için bu çok önemli. Bulabilirsem 20 orklu bir küpe, bilezik bulmaya çalışacağım. Orklara karşı bayağı hasarımızı arttırmaya çalışacağım. Çünkü vadide çok uzun zaman geçireceğiz gibi. Bayağı çar falan kasmayı düşünüyorum. Ork dişi de iyi para ettiği için güzel bir farm olur bizim için. Şimdi 25 level olduğumuzda yapmamız gereken en önemli görevlerden biri de Gümüşyen'in intikamını al. Bu görev 30 tane jinhe kestiğimize bize bir söz yüzüğü veriyor. Bu söz yüzüğü de çok yüksek fiyatlardan gidiyor şu an, herhalde bir de bir 10 olması lazım. Ve bunu 25 level olan her karakterinizle yapabiliyorsunuz. Ben şimdi yapacağım bu görevi. Ama ben yüzüğü satmayacağım. Kendi şamanımla evlenmek için kullanacağım. Şimdi jinheler yarım saatte bir çıkar. Ben burada CH atata bunları kesmeye çalışacağım. Kesebiliriz zaten. Öyle çok zor bir slot değil. Tabi bu görevi bizden başka yapan birileri de var. Sarı bayrakta bulamazsam kırmızıya falan gideceğim ben de. Görevi yapmak için de 10 numara bir zaman seçmişiz. Bugün Robin Event'i vardı. O yüzden herkes buraya gelmiş, çarlarını bırakmış. Bir tık jinhe bulmamız zor olacak. Evet, burada da kendine event yapan bir arkadaş buldum. Robin Event'i için Robin düşürüyor galiba. Ama karışmayalım. O kadar uğraşmışlar, buraya metin atmışlar. Sadece şu yerdeki artı basmaları falan toplayacağım ben. Metinleri ellemeyelim. Zaten 25 leveliz. Şöyle yelpazeleri de alalım. Belki şansımıza güzel bir efsun çıkar. O kadar çok metin kesilmiş ki burada oyun donuyor. Allah'tan envanterimiz boşa. Normalde hep dolu envanterle gezerim, bilirsiniz. Evet, arkadaş da 25 level metinleri bize ayırdı. 10 level olduğu için düşmediğinden sen kes dedi. Biz de keselim. Bedava metin bulmuşuz şimdi. Kesmesek olmaz. Üstümdeki çöpleri de atayım hatta. İşe yaramayan şeyleri atalım. Robin düşerse de bu arada şeye bırakırım. O beyaz yeminlere bırakıp kurdele kasmaya bırakırım. Ama Robin düşeceğini sanmıyorum ya. Emrah Erdem'in videosundan izledim. Bayağı bir metinde falan çıkardı. Gözüm korktu. Ben normalde yapacaktım bu Robin düşürme işini ama gözümü korkuttu kendisi. Şans şanstır bakalım. Belki alırız. Bu metin de kırılıyor. Bakalım bundan aldık mı? Canavardan koruyan taş var. Beceri kitabı var. Başka da yok. Şu yerdekileri de toplayalım. Bakalım. Bundan da bir şey alamadık. Ya şöyle bir hava kılıcı istiyorum ya. Server'a başlayalı kaç gün oldu? O kadar metin kesin. Daha bir tane hava kılıcı almadım. Bu gidişle de alamayacağız gibi duruyor. Bir tane istiyorum ya. En azından oyun bir tane versen. Düştüğünü görelim yani. Çok güzel drop var bu arada ya. Yer gerçekten aşırı kalabalık. Bir de bunun üstüne Robin atarsa 10 numara olur. Her gördüğümü de alıyorum. Ben yerde item bırakmam. İtem itemdir. Belki güzel bir şey gelebilir çünkü. 15 ateş bir zırh yakalasak o da para ediyor sonuçta. Beceri kitabı da kılıç çevirme. Hala bir hava kılıcı yok. Bu da son metinimiz olsun. Bakalım bundan alabildik mi? Bundan da alamadık. Bunları da toplayalım. Pay alalım. Belki güzel bir şey çıkar, çıkmadı. Ben tekrar Jinhe kovalamaya devam edeyim. Arkadaşlar Robin düşürmüş. Bana verdi. Alıyorum aslında, bu yardıma girer mi bilmiyorum. Çok da pahalı bir şey değil. Kendisinde var. Metin keserken düşürmüş. Aldık bakalım. Bunu bir kullanalım. Bunu ne yapacağımı az çok tahmin edebiliyorsunuz. Beyaz yeminlere gideceğim. O zaman
Ben Jinhe işine birazcık ara vereyim. Bu Robin'i kullanalım. Jinhe görevini yarın yaparız. Bu Robin'le birazcık kurdele kasalım. Boş bir CH'de buldum. Burada normal otomatik avla bir deneyeceğim. Bakalım pot basmaya çok gerek var mı? Biraz olacak galiba ama. Zaten bilgisayar başındayım. Da bunu 24 saat böyle tutmamız pek mümkün değil. Aslında böyle app kuponuyla bir tane otomatik av alırsak onunla beraber kullanabiliriz. Güzel olur. Aslında otomatik av alıp en kötü ikinci köye gidip ikinci köyde de şamanı falan kasabilirim. Hem onu da 25'e atarsak Jinhe görevini yapmış oluruz. Evet, şimdi bakıyorum öyle çok olmasa da az bir pot basmak gerekiyor. Yani normal o tavla biz bunu gece bırakamayız. Bilmiyorum ki bunun farmı da ne kadar iyi olur. Aslında bir yançar okçu açsam o okçuyla daha hızlı olur gibi. Evet, köyün ortasında yine bir event oldu. Her taraf metin. Şimdi bu metinleri bir kıralım bakalım neler elde edeceğiz. Metinleri kestik, çok bir şey elde edemedik. Liderin artı eventi varmış. Bu güzel oldu. Zaten bol bol çark asacağım. Bu liderin artıları liderin kitaplarını kullanırız. Onun dışında beceri kitaplarından zaten göstermeye bile gerek yok. Yüzümüz ne zaman güldü ki şimdi gülsün. Karpanın üzü gülürüm amına koyayım. Robin'i Sura ile değerlendiremeyeceğimi fark ettiğim için tekrar geldim Jinhe görevini bitirmeye. Robin'i de Sura'nın bir yan karakterine bir okçu açtım. Onu da kullanacağım. Onun videosu da gelecek, ayrı olarak gelecek. Bununla bir tutmak istemedim. Çünkü Sura serisine dahil olan bir şey değil o. Onun için Robin'i iptal ettik. Şimdi görevimizi yapmaya devam edelim. Sonuncu Jinhe'yi de kesiyoruz. Görev bitti. Kolay bir görev aslında. 30 tane Jinhe sizin gözünüzü korkutmasın. 1,5 saat içinde falan yapabilirsiniz bu görevi. İntikamını da aldık. Şimdi gidip yüzüğü alalım. Yaşlı kadına geldik. İntikamı aldık diyelim ve söz yüzüğümüzü aldık. Bu söz yüzükleri 50M ile 1,5 10 arasında gidip geliyor. Şu an herhalde Ruby'de bildiğim kadarıyla 90M. 1,5 saatte 90M alabiliyorsunuz. Yani 25 level 5-10 tane karakteriniz varsa gün içerisinde girip böyle her gün birinin görevini yapsanız çok güzel getirisi var. Tabii biz bu yüzüğü satmayacağız. Şimdi bir görevi de Şaman'da yapacağız. Ondan da yüz alıp bu iki karakterimizi evlendireceğiz. Şimdi Sura'da yüzük görevini yaptık. Onun için sırada şamanda yapmamız gerekiyor. Onun için tecrübe yüzüğü alacağım şimdi. Bir 12 tane tecrübe yüzüğü alalım. Zaten her türlü ihtiyacımız olacağı için tecrübe yüzüğüne. Şamana da 25 atıp onda da görev yapmak istiyorum. Şöyle 10M'de alalım 12 tanesini. Biz 8'e satmıştık ama zaten şu an saat gece 2. Bu saatte tecrübe yüzüğü bulmamız zor. 10M bulmuşken alalım. Şimdi tecrübe yüzüğünü aldık. Şöyle bir tane de kral kaplanı bulalım. O da bize fazladan 120 XP verecek çünkü. Şamanı kasacağımız için şaman binek üstünde de dursa olur. Böyle buldum da bu pazarda var. 20 günlük 6M zaten piyasası da az çok budur. Değil mi? 60M değil 6M. Bunu alalım. Tamam, şimdi şamanı kasmaya gidebiliriz. Ama şöyle de üzücü bir şey var. Benim pazar çarım şamanımın yan karakteri. O yüzden bu sürede satış yapamayacağız. Ama pazarda da bayağı bir şey var. Bu kolyeler, küpeler ve bu kargı nereden geldi? Robin farmından geldi. Robin farmının videosunu bundan önce mi atarım, sonra mı atarım bilmiyorum ama 24 saat AFK bir Robin farmı yaptık. Onun getirisi bunlar. O Robin farmında çok güzel bir video oldu. Böyle çerezlik 10-15 dakikalık bir video. Bundan önce attıysam izlemenizi tavsiye ederim. Bundan sonra atarsam da bekleyin, gelecek yakında. Ve şöyle size Ruby'deki durumu da göstereyim. Şu an saat gece 2.30. Böyle sahura daha 2 saat var. Kalabalık bu. Her yer dolu. Girişte falan da bayağı insanlar var. Ruby gerçekten bayağı oyuncu açısından iyi. Oyuncu açısından Marmara ile kafa kafaya diyebilirim. Ve burada öyle bot da yok, hile yok. Onun dışında okey kasan olmadığı için bütün bölgelerde dolu değil. Yine kalabalık ama dolu kalabalık, yani Marmara'daki gibi kuru kalabalık değil. Başlamanızı tavsiye ederim eğer bir server arıyorsanız uzun zaman sonra. Ruby bence şu an oynanabilecek app'siz en iyi sunucu benim gözümde. Şimdi sonda bir eksiğimiz kaldı. Ben Robin farmı yaparken bayağı bir çiçek çocuklar olmuştu. Şimdi bunlardan çıkan lider artı depoya konulmuyor mu bilmiyorum. Şimdi deneme için açacağız. Tek de bir lider artı çıkarsa böyle erkenden. Ha, bir tane çıktı. Şimdi bu depoya konuluyor mu bakalım. Depoya konulursa bizim işlerimizi bayağı bir hızlandırır derken depoya koyulmuyor maalesef. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi Ninja'da çıkardığımız lider artılar bir işe yaramadı. Benim Sora'mda da vardı birazcık çiçek çocuklar. Sora'dan çıkarmaya çalışacağım. Bakalım belki çıkartırız. Böyle bir 50'lik değiştirelim. Bir tane de 10'luk. Filiz'den 10 tane aldık. Bakalım bir tane lider artı çıkar mı? Çıkmadı. Şöyle birli yapalım bunu. Rastgele sandığı. Aa, tombik cellatçık çıktı. Bunu da açalım. Tamamdır. Lider artımızı da aldık. Şöyle iki tane petimiz var. Petimizi de şey yapalım. Çıkartalım. Önce bunu çıkaralım. Sonra bunu çıkaralım. Şöyle güzel HP'li başlangıç olursa bunu da kasarız hem. Buna bakıyorum. 0.9 HP, 2 skill, tip 4. Bu 0.5 başlamış, 2 gün, tip 2. Kötü çıktı, olsun. Hiç yoktan iyidir. Aa, bir tane ninja aldık.
2 eme diyor inci. Grubumu da kurdum. Şimdi kendimi de şamanı da bir 30 level'e atalım. Çar kasmaya bir süre ara verdim çünkü Neutrino arkadaş tam 6 CH'ye 3'er çar bıraktı. Bakın abartmıyorum. Her CH'de bir tane okçusu var. Yer bırakmadı bize. Gördüğünüz gibi burada da var hesabı. Bayağı ETB'ci bir arkadaş. Onun için biz ne yapalım? Biraz daha arka yerlere gidelim. İnsanların olmadığı şu yabanilerin oraya doğru gidelim. Bir tarikata da burada denk geldim. Arkadaşlar siz kaç çarla ETP yapıyorsunuz? Yani 35 dediğine göre 30-15'te bu. 35 tane karakterle gerçekten ETP mi yapıyorsun? Vallahi helal olsun. İyi mental var bu arkadaşlarda. Ben 5 çarla ETP yaparken elim ayağım titriyor. Ama tabii bu yüzden biz de yer bulamıyoruz. Şura boş gibi ama sanki buraya da tekrar biri gelecek gibi. Neyse burada bir kasmaya başlayalım. Hatta Metin var, Metin'i keseyim. Çöle geldim çünkü ikinci köyde yer bulamadım. Burada slotlara dayanabilir miyiz bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Bakalım şöyle dayanır gidiyiz ya. Keskinliğin gücü adına. Aynen dayanır. Hasar bitik az ama aldığımız ekstra ona göre olacağı için ben burada kasabilirim. Şu büyük örümcekleri de bir deneyeyim. Bunları da kesersek burada 30'a kadar kanka takılırım. Bakayım ooo tam dayanıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şurayı da kesersem galiba şaman 30 level oluyor. Sura 29'da kaldı. Sebebini de şöyle söyleyeyim size. Şu an kullandığım silah 10 levelin silahı. Daha 20 levelin silahını almadım. 20 levelin silahını almak için de Sura'yı 29 levelde bıraktım. Şamanı kastıktan sonra yatacağım. Saat şu an çok geç oldu. Uykum var. Eğer Sura'yı 30'a kassaydım silahı alacaktım ve bu uyuduğum süre boyunca silahın süresi boşa gitmiş olacaktı. Yani nereden baksanız biraz fazla uyuyorum. 10-11 saat silahın süresi boşa gidecekti. Uyuyacağım için şimdi yatacağım. Yarın uyandığımda kılıcı alıp öyle 30 level olacağım. Bugünlük burada bitiriyorum Metin 2'yi. Artık yeter. Çok uzun sürdü bu arada şamanı kasmak. Ben bu kadar uzun sürmesini beklemiyordum. Abartmıyorum. 4 saattir falan şaman kasıyorum. Düşürdüğümüz artı basmaları da şöyle göstereyim size. 31 tane akrep kuyruğu, 40 tane zehir kesesi, gözler, ağlar. Bunların hepsi bu arada dikkat ettiyseniz kask basma malzemeleri. Bu artı 5'e basma malzemesi sanırsam. Şu artı 7, örümcek gözleri artı 7, artı 8, artı 9, artı 9'a kadar basacak malzememiz var. Kılçık falan ekleyeceğiz buraya. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi de şamanla ne bilgeliği bastım ne sandıkları açtım. Sadece tecrübe yüzü ve liderin kitabıyla kastığım için biraz uzun sürdü. Bilgelikleri 75'e atarken kullanacağım. O zaman daha çok lazım olacak çünkü. Ertesi günden merhabalar. Merhabalar. Şimdi köye geldim. Şamana biraz item yapacağım. Jinhe görevi için. Jinhe görevini kesecek kadar bir item yapsak yeter. Şunları artı 4'e bassak kafi olur. Zaten artı 6 kalkan var. Küpeyi de vereceğim. Evet, şamanın da itemleri ayarladım. Şimdi bundan da gümüşün intikamını al görevini alalım. 30 jinhe'yi de şamanda keseceğim. Bir sözsüzü de şamanda alacağım. Sonra artık evlenebileceğiz. İtemlerim de şöyle. Artı 4 artı 6 set. Zaten jinhe kesmek için bu bize yeterli olacaktır. 183 defansımız var. Böyle 3 tane de sandığım var. Bunları da açalım. Artılıdan ne çıktı? Alaycı kask artı 3. Bir alaycı kask daha çıktı. Bundan da mavi iksir çıktı. Kötü çıktı. Kasklar efsunlu mu değil. Böyle hasarımız, dayanıklılığımız da jinhe'ye gayet yeterli. Zaten şamanların garip bir şekilde 30 levelleri çok güçlü. Sura ile aynı vuruyor diyebilirim. Son jinhe'yi de kesiyoruz. Artık görevi de bitirdik. Güzel. Şimdi gidip yüzüğümüzü alalım. Öyle yüzüğümüzü de alalım. Artık evlenmemize hiçbir mani kalmadı. İki yüzümüz de hazır. Evet, şu anda bir tek Sura'yı 30 level'e kasmak kaldı. 10 level'in silahıyla vuruyorum. 400-420. Şimdi 20'lik silah alabiliriz. Genç kahramanlar için silahlar diyelim. Kader kılıcını alalım. Bir de bununla deneyelim. Bununla da 480'i göreceğiz. 60 falan bir hasar arttı. Güzel. Metin'den de kutsama aldık. Şu taşları da topluyorum ben. Çünkü bayağı madencilik yapacağız 30 level'de. Kutsamayı da şamanda okuruz. Zaten ilk şamanda kutsamayı master açtım. Ve böyle köyde Metin ararken de yerde bulduğum okçuların kasmış olduğu eşyaları da topluyorum. Bunlar biriksin. Bunları ya kullanırız ya satarız. Metin kesirmeden de şu okçuları bir keselim. Belki içlerinden dolunay alırız. Bu slotlar çünkü dolunay atabiliyor. Biraz düşük ihtimal ama atıyor yani. Ama biz alamadık. Metin'den de taş aldık. Beceri kitabı. Şu an etkinlik olarak ne var bilmiyorum ama öyle çok aman aman bir etkinlik yok. Etkinlik olmaması lazım. Buraya kadar gelmişken de seyyar satıcıyı buldum. Bir damatlık bir gelinlik alalım. Damatlık 2M, gelinlik 2.5M. Niye böyle? Niye bu da 2M değil? Bir tane buket alalım. Tamamdır. XP'm şu an 98-24. Bu metinle 30 olur muyum diyecektim ki oldum da. Güzel. Artık maden ve balık yapabileceğiz. Gelmişken de bir şaman için bir kendim için şuradan 2 tane kazma alayım. Artık maden yapacağız. 30 level'e en önemli kılan şeylerden biri de ejderha taşı parçası görevi.
Buradan görevi alacağız. Düzenli olarak ETP'mi yapacağım ve bu bize çok büyük kazanç sağlayacak. Güzel. Sonunda geçti. Atımız 3 level oldu. Böyle yavaş 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 bakalım zırhlayacağız inşallah. Ve sağ tarafta görüyorsunuz bir GM mesajı aldık. GM bize mesaj atmış. Bakalım ne yapmış bakalım. Açtık posta kutusunu. Ne diyor ya burada zorluk falan filan tıklayalım neymiş. Sevgili Choera, Metin 2'nin en iyi YouTuber olduğun için sana bu kusursuz yakutu hediye olarak gönderiyoruz. Umarım beğenirsin. İyi günlerde kullan. Şaka şaka. Bize zorluk görevini vermiş. Bunu kabul edemiyoruz zaten. Sil diyelim. Şuradan da nesne depomuza girelim. Nesne depomuza 20 kaplan kuponu, bir tane de müzevi kitabı geldi. Hatta hazır müzevi almışken benim depomda bir tane keskinlik vardı. Bunu da okuyalım. Kaç oldu? 2 yetenek sonra M5 olacak. Bir müzevi daha var burada. Güzel. Bu kaplan parası nereden geldi diye sorarsanız size kaç video önce söylemiştim. Normal erişime geldiğinizde yaptığınız görevlerin karşılığında size veriyor. 25 tane metin taşı kesmiştim ben. Bunun karşılığı olarak 20 kaplan kuponu, bir tane de müzevi tavsiyesi aldık. Bu kaplan kuponuna da sağ tıklayarak etkinleştirebiliyorsunuz. Şimdi vadiye geldim. Buraya gelmemin sebeplerinden biri ejderha taşı parçası görevini yapmak. Hem de dayanıyor muyum onu görmek. Hasarı falan bir kontrol edeceğim. Eğer burada dayanıyorsam buraya gelip ETP çarlarımı kasmak istiyorum çünkü. Şöyle bakalım. Hasar bir tık düşük. Ama hasar kuşak gelince düzelir. Dayanma konusunda da dayanıyoruz gibi ya. Kim? Burası bana ETP atmaz büyük ihtimal ama biraz takılayım. Şunu da test etmek istiyorum. Şimdi alaycı kaskımı çıkaracağım. Şöyle her şeyimi açayım. Potumu da koyayım. Ne kadar vuruyorum? 200, 222, 213, 220. Şimdi kaskı geri takıyorum. Ne kadar bu oldu? Oo, 300'e falan çıktı. Yani 20 ork gerçekten bayağı etkiledi. Bunu test etmemin sebeplerinden biri de 20 orklu küpe, 20 orklu kalkan, 20 orklu bilezik alacağım. Hatta üstünü abartıp çark asacağım zaman bir tane 20 orklu silah fişi alacağım. Burada bayağı bir takılacağız. Bir nereden baksanız 13-14 tane 30 level'e çark asacağım burada. Hem maden yapmak için hem ETP yapmak için. Hasarı kuşağı yapınca büyük ihtimal tutacağız ama bu dayanıklılığı arttırmamız lazım. Onun için ne yapabilirim bilmiyorum. Bir 2000 EP bir ayakkabı alabilirim. ETP de düşüyormuş burada. 10 tane ETP yapmaya çalışayım bakalım. Sonuncu ETP'yi de düşürdüm. Gidelim simyacıya bunu bir kora çevirelim. Ejderha taşlarını da verelim. Korumuzu alalım. Gidelim bir de biyoloğa. Kendi düşürdüğümüz ork dişlerine de bir biyoloğa verelim. Vadide ETP'yi kasarken 2 tane de ork dişi düşürmüştüm. Şimdi ork dişlerinin biriyle verelim bakalım. Geçirebileceğiz mi? Önce şunları bir hızlı hızlı geçmem lazım. Ork dişi diyoruz. Çürük geldi. Tüh. Neyse. Bu biyolog konusunda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer ilk biyoloğu geçirirse güzel bir şekilde geçirmeye devam ediyor. Ama ilk biyoloğu yakarsa hep kötü yakıyor. Çarların biyolog şansı var. Bu arada bir totem veya uydurma bir şey değil. Her çarın bir biyolog şansı oluyor. Biyolog şansı iyi çarlar 15 günde bitirebiliyor. Ama ork dişi biyolog şansı kötü olan çarlar bunu 20-25 günde bitiriyor. Biz de maalesef biyolog şansı kötü olan bir çara denk geldik. Zaten bu çarın nesi şanslı ki? Evet, şimdi geldik önemli kısma, düğün kısmına. Bu yaşlı kadına geliyoruz, evlenmek istiyorum diyoruz. Evleneceğimiz karakterin ismini yazıyoruz. Sonra buradan kabul ediyoruz. Gidip şamandan da bunu onaylıyoruz. Daha sonrasında bize diyor ki aşıklar odasına gideceksiniz diyor. Buradan devam diyoruz. Daha sonrasında buradan olay yardımcısı veya düğün görevlisi, tam ismi neydi unuttum, ona gidiyoruz. Böyle yürü yürüye gidelim. Ve artık gelini öpebiliriz. Adını dağlara yaz. Sarılıyor lan bunlar, bu nasıl öpüşük? Buna bakalım. Ha şimdi oldu. Yok burada çocuk izliyor ya. Evet, düğünü de bitirebiliriz artık. Düğün bu kadardı. Çok da bir şey yok. Ve genelde arkadaşlar burada nikah bitiremiyorlar. Bunun sebebini göstereyim size. Buradan nikah törenini bitir dedikten sonra direkt evet'e tıklıyorsunuz, bitmiyor. Sonra tekrar nikah törenini bitirdik, evet diyorsunuz. Yine bitmiyor. Sonra diyorsun ki lan ne oluyor? Niye bitmiyor? Bug'a mı girdi oyun? Yine evet diyorsunuz, yine bitmiyor. Burada arkadaşlar diyor ki evliliği devam ettirmek istiyor musun? Evet dersiniz, devam ettirirsiniz. Burada hayır diyeceksiniz ki tören bitsin. Şimdi aynısını şamanda da yapıyoruz. Onda da hayır diyoruz ve düğün bitiyor. Ve düğün yaptığımızda da bize bir adet nikah yüzüğü veriyor. Bunun aynısından surada da var. Bu yüzük ne işe yarar? Bu yüzüğe sağ tıkladığımızda karşı taraftaki kişi neredeyse oraya ışınlanırız.
Biz de şu an vadinin çölün ortasındayız. Bunun sebebi de birazdan bir madencilik etkinliği başlayacak. İki çarla beraber maden yapacağım, zümrüt kazacağız. Böyle belki 1-2 bonluk zümrüt kazarsak kuşa kalmamız da bize yardımcı olur. Madencilik eventi de başlayacak. Bakalım, şimdilik kimse kimseye saldırmıyor. CH2'ye geldim çünkü en çok sarı bayrak burada var. Diğer CH'lerde mavi ve kırmızılar daha yoğunluktaydı. Hani bizden olanların yanına geldim ki daha az sıkıntı çekelim. 3 dakika sonra başlayacak event. Amacım şöyle bir 10 tane falan zümrüt kazmak. 30 yemden satsak 3 won para alırız. O 3 won'a da kuşak yaparız. Artan parayla da Razador yumurtası açıp bir tane tip altı çıkarmaya çalışırız. Etkinliğin başlamasına son 5 saniye. Birazdan duyurusu geçer, bakalım. Madenci eventi Yongbi Çölü'nde başlamıştır. Şimdi metinler düşmeye başlayacak. Hiç madenin nasıl spamlandığını görmemiştim. Atmıyor. Ve ilk maden elmas samara attı. Bu maden eventinde her zaman bir yazı yazarlar buraya. Bu sefer ne yazacaklarını merak ediyorum. Son madencikte Ramazan yazmışlardı ama bizim levelimiz yetmediği için katılamamıştık ona. Şöyle bakalım. Zümrüt attığı anda direkt saldıracağız. Cennet gözyaşı var. Cennette şu an işimiz yok. Bize zümrüt lazım. Aha, zümrüt çıktı. Vurun oğlum. Vur vur zümrüte vur vur. Tıklayamıyorum. Heh, tıkladım. Şamanla da yüzükle ışınlanacağım şimdi yanına. Şamanla da vuracağım. Böyle isimler açık değil mi? Ben burada event bitene kadar duracağım. Event büyük ihtimal 2 saat veya 1 saat sürer. 1 saat boyunca buradayız. Evet, zaten Sura'nın şansına da anca 2 düşürdük. Ben de diyordum bu maden eventi neden bu kadar sakin geçiyor. Sonunda maden eventine savaş çıktı. İnsanlar birbirine vurmaya başladı. Her madencilik olan bir şey bu. Event bitmek üzere. O yüzden ben de şimdi Yakut'a geldim. Çünkü bütün zümrütler bitti. Geri kalan zamanda Yakut kazacağım. Eventi de bitirdik. Son madenler. Başları çok kalabalık olduğu için hiç gitmeyeceğim. Zaten o son madenlerde de büyük ihtimal savaş çıkacak. Derken çıktı bile. Güzel bir event oldu. Şimdi neler elde etmişiz bir toplayalım bakalım. 8 tane 200'lü zümrüt cevheri elde ettik. Bunlardan 8 yarısını alsak, 8 tane zümrüt olsa 40M tanesi 240M para yapar. Hadi piyasası düşse 2000 buradan aldık. 55 tane arttı. Yakut'ta da sadece 46 tane kazabildik. Yani 1 saatte 2000 kazmış olduk bu eventte. Sadece 2 hesapla. Yani 4-5 hesap olsak daha fazla kazardık ama bu eventte 4-5 hesap kasmak da bir tık imkansız çünkü çok fazla savaş oluyor. Zaten savaş olmasaydı büyük ihtimal bu 10 tane 200'ü yapardık ama şu an elde ettiğimiz sonuçta gayet iyi. Sonuçta 1 saat içinde 2 bon kazmak 30 levelde çok iyi çünkü. Zaten 30 levelde 1 saat içinde 2 bon kasabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Tabi Ruby'de event biter mi bitmez. Bir yarım saat sonra da balıkçılık eventi başlayacak. Karbon oltayla katılmayacağım bu evente. Normal oltayla katılacağım. Bu oyundaki hedeflerimden biri de artı 20 bir oltaya sahip olmak. Bu oltayı da kendim yapmak istiyorum. Bunun için zaten Ruby'de haftada 16 saat balık eventi var. Biz de buna sık sık katılacağız. Bakalım, belki 4-5 ayın sonunda bir tane artı 20 olta yapabiliriz. Balıkçılık eventi de başladı. Şöyle 30 günlük bir balıkçılık kılavuzu aldım Nesne Market'ten. Bu Nesne Market'te 42 EP satılıyor. 50 EP kuponları da şu an Ruby'de 70M. Yani 50 EP kuponu 80'e aldığını falan hesaplarsak bu bize 30 M'e gelmiş gibi bir şey oldu diyebiliriz. Zaten 1 saatlik tutacağımız balıktan da bunun parasını çok çok rahat çıkartırız. Çok da zengin olmadığım için karbon oltam yok. Dediğim gibi zaten artı 20 olta yapmadık istiyorum. 12 saatlik bir balık eventi bu. 12 saatin 12'sine birden katılmayacağım tabii ki ama bir 3-4 saat katılmayı düşünüyorum. Bakalım ne yapacağız. Yeni balık sistemini bilmeyen arkadaşlar için göstereyim. Artık oltamızı attığımızda böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekrandaki hareket eden balığa 3 kere tıklamamız gerekiyor halkanın içerisindeyken. Beyaz halkanın içerisinde 3 kere tıkladığımız zaman %100 olmamakla beraber balığı tutuyoruz. Altın ton balığından da yavaşlatma aldık. Olta da puanını tamamladı. Şimdi bakalım artı 3'e geçecek mi? Olmadı. Başarısız olduğu için 2 puan düşürdü. Oltaya bir şey takıldı ama ne oldu belli değil dediği zaman 3'te 3 atsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Bunu direkt geçebilirsiniz. Oltayı tekrar artı 3'e deniyorum. Bakalım bu sefer olacak mı? Evet, oldu. Ve artı 3 oltayla da tekte yabı yengecini aldım. Güzel. Yani bu oltayla da demek ki yabı tutuluyor. Şöyle de bakabiliriz ki sadece 27 dakika içti ve 27 dakika içinde bir tane 200'lü balık yapmasan da yaptık. Evet, gördüğünüz üzere envanterim bayağı bir doldu. Şimdi hemen bir kamp ateşiyle şu tuttuğumuz balıkları, değerli balıkları bir ızgara yapalım. Değerli balıkları ızgara yapmak için öldürmenize gerek yok. Bazı arkadaşlar bunu yanlış biliyor. Gidiyorlar yabıya sağ tıklıyorlar. Sağ tıklamanıza gerek yok. Normal ölmemiş yabıyı da kamp ateşine attığınızda ızgaraya çevrilir. Çok güzel yabı tuttuk bu arada. 4 tane yabı tuttuk ve bunu normal oltayla tutuyoruz. Şöyle hepsini ızgara yapalım. Ama oltaya puan gelme. Ben artı 20 olta yapmak istiyordum ama ta artı 3'te kaldı, 28 puan. Şöyle kılavuzdan da göstereyim. 3 saattir balık tutuyorum. Tabii böyle aralıklar verdiğim oldu. Bir 10 dakika 15 dakika mola verdiğim oldu. Ama 3 saat sürdü. Yabı olarak çok iyi. 4 tane yabı. Zaten şu 4 yabı direkt kılavuzun parasını çıkarmış oluyor. Geriye kalanlar kar. Sandık olarak da 255 burada var. 1000 tane de burada var. Yani 1255. 10 tane de deliksimiz var. 29 kılçık,
11 istiridye, 9 altın anahtar, 6 gümüş anahtar. Bu anahtarları tutuyorum. Sandık açacağım çünkü. Sihirken artı çıkartmaya çalışacağım. 3 saatlik balıkçılığa göre çok iyi. Tunus normal ortayla 1200 tane sandık. Bu 1200 sandıktan da bir 110-120 açım şey çıkar. Açımı 1.5-2M olsa 3-4-10 tuttuk diyebilirim. Ve evet, şöyle balıkçılık kılavuzundan size saati göstereyim. Nereden baksanız bir 5 saat kadar balık tuttuk. 1 saati falan hadi moladan çıksak 4 saat balık tuttuk. 4 saatte 1000 burada var. 800 de var. 1800 artı 13 tane deluxe, 46 kılçık, 20 istiridye, 10'ar tane anahtar, 5 tane yabi, 7 hamsi, 5 zargana, 2 kurbağa falan filan, diğerlerinde birer tane. Toplam 1 wonluk balık tuttuk. 1 wonluk balık, 1 wonluk balığın yanı sıra da kılçık ve istiridye de bizim için önemli artı basarken. 3 tane de deniz kızı anahtarımız var. Şimdi bu balıkları satacağız ve hatırlıyorsunuz zümrütlerimiz vardı. Şimdi zümrütlerimizi de çevirmeye gidelim. Balıkları ve zümrütleri satıp elimize geçen parayla şöyle güzel bir kuşak yapmak istiyorum. Bu videomu yaparım, bir sonraki videomu yaparım bilmiyorum çünkü önce bir hazırlığını yapmam lazım bunun. Şimdi gidelim zümrütlerimizi çevirmeye. Zümrütleri çevirmeye gitmeden önce de ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Videolarımı izleyenlerin %92'si kanalıma abone bile değil. Sadece izleyip geçiyorsunuz. Arkadaşlar abone, like ve yorumlarınız gerçekten çok önemli. Abone olmaktan çekinmeyin. Sonuçta siz abone olacaksınız ki ben de size içerik üreteceğim. Kimse abone olmazsa çektiğim videoların ne anlamı var? Kimse beğeni veya yorum yapmazsa video çekmemin bir anlamı kalmıyor. Bu oranı böyle %50-%50'ye indirebilirsek gerçekten çok iyi olur. Siz abone oldukça ben de sonuçta daha fazla video çekmeye, daha hızlı, daha güzel içeriklerle karşınıza gelmeye çalışacağım. Bütün map'i aradım taradım. Zümrüt simyacısını zar zor buldum. En son geldiğim yerdeymiş. Buradaymış. Ben şöyle şuradan başladım. Aşağılara geldim. Yukarılara çıktım. Son geldiğim yerde çıktı zümrütçü. Şimdi kaç tane deneyebiliyoruz? 16 da buradan 16 tane de deneyebiliyoruz. Bakalım 16 taneden bir 10 tane varsak mükemmel olur. Ama bu biraz imkansıza yakın. Büyük ihtimal 5 tane falan alacağız ama 5 de bizim için yeterli ya. Hiç yoktan iyidir. Bir tane aldık. Oo çok yakıyor ama. Öyle yapma. Senin taşlarını bile toplamak için bir dünya uğraştım. Şu an %50-%50 gidiyoruz. Bakalım döngü kırılacak mı? Bir yakıyor bir veriyor. Bir yakıyor bir veriyor. Aynen döngü kırılmıyor. Yani başarılı olasılığı %60 ama biz hep %50'ye geldik. Bakalım üst üste 2 tane verir mi? Verdi. Şu an 6 tane olduk bile çok iyi. Çok iyi. 7. 10 tane verirse çok mükemmel olur ama biraz imkansız gibi. 4'te 3 yapmamız evet bir tık imkansız. Hatta 4'te 1 bile yapamayacağız galiba. 4'te 1 yaptık. Hadi 2'de 2 yap. Güzel. Sen de geç 10 olsun. 10 gerçekten 10 yaptı. Bu arada 16 taneden 10 tane almak çok iyi. Yani normalde bu kadar olmaz. Genelde yarı yarıya olur işte. 16'da 8 verir. Bu zümrütlerin normal piyasada tanesi 45M. Ama eventten dolayı 30M, 25M'e kadar düşmüş. Birazcık bekleyeceğim piyasasının artmasını. 35'ten falan satsak 3.5 ton para getirdi bize. Sadece 1 saatlik madencilik eventinden. Bu zümrütleri ve balıkları da satıp şöyle güzel bir kuşak yapmak istiyorum. Piyasada kuşak yok. 19M'iş bir normal boş kuşak alıp bir de 39, 40 ort bir tane havalı çelik yay emdirirsek bizi bayağı götürecek bir kuşak yapmış oluruz. Ama bunu bu videoda yapamayacağız maalesef. Çünkü bu zümrütlerin fiyatının artmasını, balıkların satılmasını falan bekleyeceğiz. Şu an elimde çok bir para yok. Bir sonraki videoya kaldı artık maalesef. Videomuzu da burada bitirelim. Abone, beğeni ve yorumlarınız gerçekten çok önemli. Maalesef 10 kişiden biri bile abone değil. Abone olup yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.